Sefa Güneş'te Memleket Sefası programından merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bu hafta sizleri yine Trakya'mızın incisi, güzel mi güzel bir ilçesi, Edirne'nin en güzel ilçelerinden bir tanesi Uzun Köprü'ye götürüyoruz. Uzun Köprü'nün tarihi dokusunu, özelliklerini ve yeni yapılan projelerini birlikte geziyoruz efendim. Hadi bakalım, programımız başlıyor. Ailetme beni, söyletme beni, ailetme beni, söyletme beni, alçak yüksek tepelerde halimem, bekletme beni. Alçak yüksek tepelerde halimem, bekletme beni. Drama köprüsü Debre Hasan, dardır geçilmez bre Hasan, dardır geçilmez, suları savuktur bre Hasan, bir tas içilmez. Sular savuktur bre Hasan, bir tas içilmez. Evet değerli izleyicilerimiz, burası Uzun Köprü. İşte Uzun Köprü, bu ilçeye adını veren köprü burası. Gördüğünüz gibi uzunluğu aşağı yukarı 1,5 kilometre buranın. Aynı zamanda Osmanlı'nın Rumeli'ne bağlanmasına sebep olan köprü de burası. Çünkü Osmanlı'yı Rumeli'ne bağlayan köprü burası. İlk köprü burasıymış. Osmanlı döneminde, işte 2. Murat döneminde yapılan bir köprü burası. Bizler de Uzun Köprü'yü sizler için gezmeye devam ediyoruz. Köprüler yaptırdım gelip geçmeye, çeşmeler yaptırdım suyun içmeye, karam içmeye karam,
Kavlı karar aldım alıp kaçmaya. Boşa kostaklanma, kostak değilsin karam. Değilsin karam, aman aman değilsin karam. Sevgili izleyiciler, burası da Özgürlük Anıtı. Gördüğünüz gibi 1908 yılında meşrutiyet ilk ilan edildiği zaman bu anıtta buraya dikilmiş. Burada özgürlüğü, kardeşliği, eşitliği ve paylaşımcılığı simgeliyor burası da. Bu Türkiye'nin belki de ilk özgürlük anıtı diyebiliriz. Osmanlı döneminden sonra yapılan ilk özgürlük anıtı. Bu da nerede? Uzun Köprü'de, hemen Uzun Köprü'nün bitişiğinde, şehrin girişinde. Bunu da burada görebilirsiniz. Memleket sefası devam ediyor efendim. Vardar Ovası, Vardar Ovası, kazanamadım sıla parası. Sevgili izleyiciler, Uzun Köprü'nün çarşıları böyle, caddeler çok canlı. Burası Edirne'nin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Bizler de bu güzel ilçeyi sizlere anlatmaya çalışacağız. Hadi bakalım, kolay gelsin bize, iyi izlemeler size. Bırak be! Gel be! Nereye gidersin? Gideceğim azıcık şirkete kadar. Ha, şirket mi var? Yok be, pancar şirketine gideceğim azıcık bir. Ne var pancar? Pancar mı ekiyorsun? Nerede pancar? Kalmadı değil mi? Nerede pancar? Pancar kalmadı. Hiçbir yerde kalmadı pancar. Evet abi, yılbaşı biletleri abi. Paraymış insanın, evet abi, en büyük aşkı. Evet abi. Paraymış insanın hayat yoldaşı. Paraymış insanın dostu kardeşi. Adamlıkta para, mertlikte para mı? Evet abi. Evet abi. Sevgili izleyiciler, yılbaşı biletleri her yerde olduğu gibi, Türkiye'mizin her tarafında olduğu gibi, burada da Uzun Köprü'de de yine meydanda hemen yılbaşı biletlerini gördük. Bizler de ilk biletimizi buradan alacağız. İnşallah bize çıkarsa artık biz de sizlerle paylaşırız bunu. İnşallah abi. Uzun Köprü'müz işte şehrimiz yani. Şehrin bir şehrimiz. İyidir, tabii. Başkan nasıl? Başkanımız iyidir. Çalışıyor mu? Tabii başkanımız her zaman. Kültür bir kenti burası. Tabii. Çalışmaları da çok başkanım. Tabii. Gördük biz. Tabii. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. O zaman bir tane çekelim. Hadi bakalım. Ulan çektim be ya. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şöyle beraber gidelim. Ha, gidelim ama. Bu Uzun Köprü müsün sen de? Ben de yok, Karslıyım ben ama. Ulan şimdi köyümde oturuyorum. Ya böyle bir zulüm yok ya. Sen... Tam Uzun Köprülü gibi geliyordun ama. Burada da mı Karslı var ya? Olmaz mı? Karslı'nın her yerinden var be. Olmaz Allah mı? Allah Allah. Sen nerelisin? Ben buralıyım. Buralı Uzun Köprülüsün. Ben de Çiftlik köyündenim. Çiftlik köyündensin. Evet. Karslı'nın neresindensin? Arpaçay. Boy ay Allah. Hangi köyünden ula? Bayraktar. Sen? Bayraktar neresi? Evet. Bayrak mı var orada? Bayraktar köyü. İsminiz neydi sizin? Mehmet. Soyadınız efendim? Boy. Mehmet Boy. Ya böyle bir yan begi gidişi var böyle, dedim bir bakayım buna bir. Verebildin mi buna? Teşekkür Roma ederim. Roma vatandaşlarımızdan sandım ama. Olsun be, onlar vatandaş değil mi? Kaç yıldır buradasın? Ben aşağı yukarı 30-35 yıldır buradayım. Sen Uzun Köprülüsün. Uzun Köprülüyüz herhalde yani. Uzun, daha halen körpü diyor köprüyü. Nereli? Çörpüde yediyor. Körpüde işi bozuyorsunuz. Evet, Uzun Köprülü mü oluyor? Uzun Köprülü tabii. Uzun Köprülü yine. Evet. Evet Mehmet abi, burada ne iş yapıyorsun sen? İnekçilik yapıyoruz. İnekçilik, hayvancılık da beyler. Yok, inekçilik. İnek, hayvancılık başka. Hayvancılık dedi mi koyuna girer. He. Tosuna girer. He. Danaya girer. He. Ama inekçilik dediğin zaman süt ineğidir. Ha, sadece süt ineği yapıyorsun. Evet. Yani. Peki buradaki belediye başkanının çalışmaları nasıl sizce? Valla belediye, görüyorsun bak, her taraf şey gibi, Londra asfaltı gibi, daha ne olsun? Daha ne olsun? Bundan be. İyisi can sağlığı. Başka valla. Vallahi billahi, bundan iyisi can sağlığı baba. Can sağlığı. Valla. Eskiden bir yerlerden geçemiyordun. Şimdi her taraf nereye gidiyor? Sen 2 dakikada araba var kardeş. Daha Allah'tan ölüm mü istedik? Ölüm mü siz? Valla. Bundan iyisi can sağlığı. Sen sküttür. Sen yönetmez. Sküttür. Şimdi. Sen nerelisin sen? Sen Allah'ın seven nerelisin sen?
Daha ölüm mü istiyorsunuz? Vallahi ölüm mü istiyorsunuz? Sükut durumdunuz yerde. Karıştırma. Mehmet abi harikaydın ya, sabah sabah. Biz uzun köprüde neredeydik biz abi? Çiftlik köyünde. Burada Burak neresiydi? Uzun köprü. Uzun uzun köprüde sabah çekimlere başlamıştık. Mehmet abi de yolda böyle yan begi yürürken gördüm. Hele gel bir yürüye göle. Tamam yürüyeyim ama kurban olayım. Geri yerim gene. Yok böyle dur. Hadi o gidişimi gör. Ya benim gözlüğümü de getirin ola. Ben vereyim ben yok, olmaz. Sen olmaz senin gözlüğün olsun. Hadi gidelim gel Mehmet abi. Hadi gidelim baba. Bak hadi. Bak yan begi. Ola baba. Şoşlar bizim değil mi? Size ne? He doğru abi. Ay canı değil. Oo Mehmet abi gel şu bir 15 lira ver. Yok abi. gel inekçilik kolay mı? Yok abi. 100 tane de alsam bir tane çıkmaz. Şans yok. Şansım olsa. Ula ben aldım sen 15 lirayı ver. Yok senin şansın olsaydı anan seni kız dolar. Ula yok. Şansımız. Ne yaptık biz o bileti ya? Senin de bileti ver bana. He. Allah ya sana kuzu keseyim ayıp edeyim. Hadi kuzu kes. İki tane koyunum var birini keseceğiz sana. Ya iki tane koyun olmaz. Vallahi birini keseceğiz. Olmaz. At Martin'in bre Hasan her yerindesin. Drama mahpusunda bre Hasan. Dostlar dinlesin. Sevgili izleyiciler, burası da Aziz Yohannes Kilisesi Uzunköprü'de 1875 yıllarında burada yaşayan buradaki Rumlar, Rum halkı tarafından yaptırılmış. Şu anda yine çok sağlıklı bir şekilde kullanımda, gayet de bakımlı ve aynı zamanda restorasyonu yapılmış Uzunköprü Belediye Başkanlığı tarafından. Yine halkın hizmetine sunulmuş tarihi bir yer burası. At Martin'in İbre Hasan her yerindesin. Drama mahpusunda İbre Hasan dostlar dinlesin. Bir bakalım bu tarihi yerde neler var? Merhabalar efendim. Hoş bulduk. Ben diyorum. Bu ses çok güzel. Ama kim? Yoldan geçen birisi söylemiş olamaz. Olabilir valla. Dedim bu dedim. Bir şey var bu işte. De belediye başkanımız burayı restore edip halkın hizmetine açtı. Daha önce metruk bir binaydı. Etrafa zararı dokunuyordu böyle olunca. Restorasyon yapıp ikinci açılışı, ikinci doğuşu diyeyim ben size. 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşti. Açılış tarihinden de günümüze kadar Uzunköprü Belediyesi'nin kültür ve sanat evi olarak hizmet veriyor. Peki Uzunköprü'ye özgü bir türkü isteriz abi. Şimdi. Çünkü akustik güzel. Burada türkü söylenir. Söylenir de benim sesim ne kadar müsaade eder? Var bir şeyler var seste. Birlikte okuruz. Kızılcıklar oldu mu, derelere doldu mu, oy. Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu, mendili eline, mendil verdim geline. Kara kına yollamış yar benim ellerime. Harika. Mendili eline, mendil verdim geline. Kara kına yollamış yar benim ellerime. Mendili eline, mendil verdim geline. Kara kına yollamış yar benim ellerime. Harika burası. Uzunköprü'de gezimiz devam ediyor efendim. Tarihi bir ilçemiz Uzunköprü. Edirne'nin en tarihi ilçelerinden bir tanesi. Biz de bu tarihi dokular içinde sizlere türkülerimizle de seslenmeye devam ediyoruz efendim. Evet efendim, Aynur Hanım'ın demiş olduğu, işte az önce söylediği, bahsettiği eski askerlik şubesinin içindeyiz şu an. Burası yine bir
kültür elçisi gibi böyle her şey güzellikler içinde güzel tablolar yapılmış. Burada ne oluyor şimdi? Burada halk eğitimin bayanlara yönelik kurslarında atölye olarak kullanılıyor, üretim, bayanların üretmesi açısından. Bir de başkanımızın projesi dahilinde gerçekleştirilecek tekrar bayanlar kendi yaptıkları, ürettiklerini buralarda satışa sunabilecek bir proje yapılacak. Bu yani, mekan işler için kullanılıyor. Tabii ki. Üreten bayanların mekanı olacak diyeyim veya üretmek isteyen bayanların mekanı diyeyim. Yani uzun köprülü hanımlar burada yöresel ürünler, tarhanamız, turşumuz, kesme dediğimiz erişte denilen makarnamız, o tarz ev gıdaları, ev ürünleri. Yöresel lezzetlerimizin de sergileneceği bir yer olacak burası aynı zamanda. Sergilenebileceği bir yer. Teşekkür ederiz Aynur Hanım. Bir şey değil. Size bir uzun köprü türküsünü tam anlamıyla söyletemedik ama ne yapalım bakalım artık. Hadi ben gider. Size kolay gelsin. Size de hayırlı yolculuklar. Çok teşekkür ediyorum. Ayletme beni, söyletme beni, ayletme beni, söyletme beni, alçak yüksek sefede halime bekletme beni. Efendim, papazın evinden uzun köprü türküleri dinlediniz. Vardar olası, vardar olası, kazanamadım sıla parası. Vardar olası, vardar olası, kazanamadım sıla parası. Efendim, uzun köprüyü gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de geldik buranın kent müzesine. Evet sevgili izleyiciler, kent müzesinin içindeyiz. Burada birçok tarihi eserler var. Burası fotoğraf bölümü sanki. Her tarafta böyle eski fotoğraf makineleri var ama baş köşede de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün resmi, portreli resmi var. Burada birçok tarihi, artık tarihte yerini almış eski fotoğraf makineleri var. Burada da yine 2. Murad'ın yazısı var. Ne diyor? Osmanlı döneminde Uzun Köprü Cisri Ergene şehrinin kuruluşu diyor. Uzun Köprü Osmanlı'nın Rumeli sınırlarında kurduğu ilk Türk şehridir. Yani Osmanlılar ilk Türk şehri olarak Uzun Köprü'yü inşa etmişler. Ve dünyanın da en uzun taş köprüsü unvanına sahip zaten. Yani Rumeli sınırlarına ilk kurulan Türk şehri, Osmanlı şehri burasıymış sevgili izleyiciler. Uzun köprü. Sonrasında zaten diğer Osmanlı şehirleri, Balkanlar biliyorsunuz Avusturya'ya, Viyana'ya kadar uzanan bir Osmanlı İmparatorluğu. Ta Fas'tan, Cezayir'den, Libya'dan Balkanlara ve Avusturya Viyana'ya kadar uzanan bir imparatorluk. Yani sevgili izleyiciler, Uzun Köprü aynı zamanda Osmanlı döneminden sonra da işte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında Çanakkale Savaşları'nın en çok yaşandığı yerlerden bir tanesi. Çünkü burası Çanakkale Harbi'nde önemli derecede lojistik destek sağlamış. Bütün silahlar buradan Türk ordusuna ulaştırılmış. Şimdi burayı geziyoruz. Gördüğünüz gibi burada ordumuzun, 2. ordumuzun hava birliğinin askerlerinin olduğu bölüm sergileniyor. Burada da eski tarihi çeyizlik bohçalar, işte yatak örtüleri, ondan sonra eski gelinlikler, gecelikler burada yan tarafta sergilenmekte. Yastıklar falan.
Bu ortadaki gelinlik belediye başkanımızın annesinin gelinliği. Evet. Tarihi bir gelinlik evet. Demek ki. O da yine o burada. Orijinal teli falan hepsi. Şimdi burada aynı zamanda o dönemde yaşayan insanların akrabaları buraya böyle tabii. Eski şeyleri hediye ediyorlar. Bu binada kullanılan yatak örtüsü o. Uzun Köprü'nün güzellikleri anlatmakla bitmiyor. Kent Müzesi'nde de eski tarihi dokuları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Kıymetli izleyiciler, Uzun Köprü 2. Murat'ın şehri, ecdadımız olan 2. Murat'ın izlerini görüyoruz. Şimdi bu gördüğümüz cami de yine Muradiye Cami. Muradiye Cami'nin bir özelliği de şu, işte Fatih Sultan Mehmet Han'ın çocukluk döneminde yine bu camide, bu caminin bahçesinde koştu. Bu cami Türk mimarisinde ilk dörtgen kare üzerinde yapılmış olan cami özelliğini taşımaktadır. Gördüğünüz gibi caminin minaresi ve taş döşemeleri de yine o yıllara ait. Sevgili izleyiciler, Muradiye Cami'nin yapılış tarihi 1444. Aynı zamanda bu caminin bir özelliği de şu. Osmanlı döneminde şerbet akıtılan şadırvanlarına şerbet akıtılan ilk cami de burasıymış. Bunu da kayıtlara geçmişler. Bizler de burada gezerken bu caminin özelliklerini okurken öğrenmiş olduk. Tren gelir, hoş gelir, ley ley lim lim ley. Tren gelir, hoş gelir, ley ley lim lim ley. Odaları boş gelir, lim lim güzel gel bize. Odaları boş gelir, lim lim güzel gel bize. Duydum yar bize gelmiş, ley ley lim lim ley. Duydum yar bize gelmiş, ley ley lim lim ley. Sefa gelmiş, hoş gelmiş, lüm lüm güzel gel bize. Sefa gelmiş, hoş gelmiş, lüm lüm güzel gel bize. Efendim, bu gördüğümüz istasyonda Osmanlı'nın döneminde, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Almanların yapmış olduğu bir istasyon. Ve aynı zamanda burası Osmanlı döneminde Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'ya açılan kapısı burasıymış. Hatta Türkiye'nin ilk istasyonlarından biri de diyebilir. Çünkü buraya Osmanlı döneminde ilk tren yolu buradan yapılmaya başlanmış. Türk ordusu o dönem sadece buradan gıda ihtiyacını, silah ihtiyacını, bütün sevkiyatını Uzun Köprü'deki bu istasyonla yapıyormuş. Yani Çanakkale Savaşımızın kazanılmasındaki önemli rolü çok büyük. Evet, burası hemen devamında, bu tepenin arkasında da Yunanistan sınırı. Yunanistan'a buradan hemen geçiş sağlanıyor. Kıymetli izleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Edirne'nin en tarihi ilçesi Uzun Köprü'deyiz. Bu tarihi ilçenin belediye başkanı Sayın Enis İşbirliği'nin yanındayız. Sayın Başkanım, merhabalar, nasılsınız efendim? Evet, çok teşekkür ediyoruz. Televizyonumuza teşekkür ediyoruz. Teşriflerinizden dolayı şehrimize. Edirne'nin hakikaten en tarihi ilçelerinden başında gelen Uzun Köprü'desiniz. Ve 2. Murat zamanında sene 1427-1444'e olan sürede 17 yılda çok büyük bir tarihi köprü yapılıyor. Bir taş köprü ve şu anda da dünyanın en büyük, en uzun taş köprüsü unvanına sahip bir köprü. Köprü şu özelliği var.
Hala devam ediyor, çalışıyor, kullanılıyor, bize köprülük yapıyor, hizmet ediyor ve dünyada çok ünlü büyük bir kurum var biliyorsunuz. UNESCO'nun geçici miras listesine, kültür listesine geçmiş bir eser bu. Şimdi tabii bu köprü yapıldıktan sonra Osmanlı orduları Rum eline akınlar yapıyorlar. Ve Uzun Köprü'nün şehrin kuruluşu da bununla birlikte başlıyor. Ve Uzun Köprü Osmanlı'nın Rum elinde kurduğu ilk Türk şehri. Üç tane şehir var. İki tanesi şu anda Bulgaristan sınırları içerisinde. Bunlar bir tanesi Stara Zagora, yani eski Zara Osmanlı ismiyle. Bir tanesi de Tatar Pazarı. Bu iki şehir Bulgaristan sınırlarında. Uzun Köprümüz Cisre Ergene ile Ergene kasabasıyla hali hazırda görevini yapıyor. Tabii bununla birlikte Uzun Köprü'de birçok tarihi eser de var. Edirne Tarihi Eser Cenneti yönünden sanki bir açık hava müzesi. Köprünün hemen başında biz eskiden köprüyle bir mütemmim cüz olarak düşündüğümüz, ancak ondan uzun yıllar sonra yapılmış, 1908'de zamanın kaymakamı Mazhar Müfit Kansu, Allah rahmet eylesin, ve yine Allah rahmet eylesin dediğimiz Uzunköprü Belediye Başkanı Yayalar'ın, Hafız İsmail Yayalar tarafından birlikte yapılan bir Hürriyet Çeşmesi, Özgürlük Anıtı var. İkinci Meşrutiyet'in 1876, İkinci Meşrutiyet'in Türkiye'de, Osmanlı'da ilanı, 1789'daki Avrupa'daki hak ve özgürlüklerin daha öne çıktığı zamandaki o rüzgarın bizde hissedilmeye çalışıldığı yıllar ve 1908'de de Mazhar Müfit Kansu zamanında Uzun Köprü'de böyle bir anıt yapılıyor. Türkiye'deki ilk ve tek özgürlük anıtı, hürriyet anıtı. Tabii o yıllarda hak ve özgürlüklerden fazla bahsedildiği yıllarda, o rüzgarların estiği zamanda bir takım terimler var. Hürriyet, özgürlük, eşitlik, musavat denilen ve kardeşlik denilen bir takım dörtlük dediğimiz, Resneli Niyazi'nin de söylediği Balkanlardaki bu hak ve özgürlükler yönünden bu dört tane kavramı köprünün yanında bulunan Özgürlük Çeşmesi'nin dört bir tarafında Osmanlıca olarak yazılı bulabilirsiniz. Zamanımızda da söz konusu anıtı restore ettik ve ışıklandırdık. Şu anda yine köprümüzün yanında bu anıtımız devam etmekte. Bir telli çeşmemiz var. Telli çeşmede zamanı itibariyle, yapılış zamanı itibariyle Lale Devri zamanına ait bir çeşme. Evet, motiflerden, üstündeki oymasından vesairesinden onu anlıyoruz. Ve buradaki telli çeşme meydan düzenlemesini biz Trakya Kalkınma Ajansımıza gönderdiğimiz bir çevre düzenlemesiyle ilgili bütçesini oradan karşıladık. Bir özelliği vardır. Muradiye Camii'miz bizim en büyük camimizdir. 1444'te yapılmıştır. Onun kapısı o ilgili çeşmemize bakar. Oradan çıktığınız zaman onu görürsünüz. Ve bu anlamda camiye giden insanlarımızın, alışverişten dönen insanlarımızın orada oldukları bir meydan oluşturduk. Kullanılır bir meydan olması da bizim mutluluğumuzu arttırdı bu düzenlemeden sonra. Oraya çok yakın bir yerde eski bir bizim tekel binamız vardı. Tekel binasının durumu çok kötüydü. Çökmüş bir binaydı. Belediyeye ait bir taşınmaz. Ancak orada yine Trakya Kalkınma Ajansı'na gönderdiğimiz bir projeyle, aldığımız hibeyle biz o binayı onardık. Ve hakikaten ihtiyacımız olan ve düşündüğümüz çoğu yerleşim yerinde insanların unuttukları kent müzeleri vardır. Yani, tabii o kent müzesinin kuruluşunu biz belediye olarak kendimiz yaptık ama Uzunköprü halkı bu kuruluşta bizzat yer aldı. Çünkü evinde dedesinden, ninesinden, babasından kalan eskiye ait bütün renklerini orada kent müzesiyle buldu. Orada Uzunköprü'nün eski havasını koklayabilirsiniz. Bir askerlik şubemiz vardı, eski bir bina. Bu 1900'lerin başında yapılan, esasında Bay Kirus'un evi olarak Yunan tarafından aldığımız bilgiler. Uzunköprü'deki ilk asansörlü ev, bina. Ve yine güzel bir proje.
Bu proje hakikaten son zamanda Antalya Yapex Fuarı'nda da Tarihi Kentler Birliği'nde hem proje hem uygulama ödülü aldı. Çok iyi şekilde restore ettik. Orada unutulmaya yüz tutan bir takım bizim el faaliyetlerinin öğretilmesi anlamında bir yer olarak faydalanıyoruz. İleriye doğru belki bir otel, bir butik otel, bir lokanta şeklinde de faydalanılacak öyle bir tarzı var. Yine ilk yaptığımız işlerden bir tanesi bir kilise onarımı yaptık. Tabii kilise onarımı bizim için çok radikal bir karardı açıkçası. Ancak Uzunköprü'de 1875 yılında imal edilen ve orada yaşayan Rum mahallesinde yaşayan insanların yaptıkları bir kilisede Uzunköprü'nün bir tarih kültür varlığıydı. Yine çökme durumunda olan bir yerdi. Biz burasını belediye imkanlarıyla restorasyonunu yaptık. Bu anlamda hem gelen misafirlerimizin kullanımına açık, ayrıca burası bir kültür sanat evi olarak kullanılmakta. Çok da güzel yapmışsınız başkanım. Aslında hakikaten gerçek. Aslında uygun elimizdeki bütün imkanları kullanarak çok güzel bir kültür varlığı var şu anda elimizde. Onun açılışında 3000'in üzerinde bir Rum, Yunanistan'dan gelen Rum misafirle açtık. Bartolomeos'un katılımı oldu. Tabii açarken biz hiçbir zaman dinimizi bir başka tarafta koymayız. Bizim gönlümüz odur. Biz bunu açarken Edirne'deki il müftümüzle birlikte duasını yaparak açtık hep birlikte. Hiç bir Müslüman Uzunköprü'de yaşayan da bundan hiçbir rahatsızlık ortaya koymadı. İnsanlarımızın da bakış açısının bu şekilde olması Türk insanını hakikaten Avrupa'da da iyi yere koyan unsurlarından bir tanesidir. Bu işten sonra Selanik'te Niye Camii'ye yeni cami adı verilen bir cami restorasyonu yapıldı. Dimetok'a bize çok yakın. Karşımızda 15 kilometre kuş uçuşu. 1968 yılından beri kapalı olan bir Mehmet Ağa Camii var. Çok büyük bir cami Dimetok'un içerisinde. Şu anda oranın onarımına başladılar. Bizden aşağı kalmamaya çalışıyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bunu bile harekete geçirdiğimizi düşünüyorum ki kesinlikle öyle bu iş. O mahalle demin de söylediğim gibi bir Rum mahallesi. Şimdi bizim yine Tarihi Kentler Birliği'nden destek alarak hazırladığımız bir sokak sağlıklaştırma projemiz var. Şimdi orada kilise, hemen bu söylediğiniz eski askerlik şubesi, onun hemen arkasında maliyeden satın aldığımız bir hazine avukatlığının lojmanı olarak kullanılan yine bir Rum evi var. Onun yanında bir yine Rum evi, bir boş arsa ki o boş arsa eski bir Sübyan Mektebi'nin arsası. Orada bir duvarı sadece kalmış durumda. O düzenlemelerle birlikte yan taraflarında eğer satın almadığınız evler varsa onları da genel mimarisine uygun olarak üstünü ahşapla durumu olan insanlar kendileri yapabilirler. Ancak olmayanları da belediye desteğiyle ahşapla geçerek orada bir mahalle bütünlüğü sağlayarak tarihi bir mahalle yaratmak istiyorum. Evet, evet. Yani küçük de olsa orada bir 8-10 yapıyla bunları destekleme konusunda projelerimiz hızla devam etmekte. Bu anlamda bu işleri yaparken ben buradan Tarihi Kentler Birliği'mize, çok sevgili başkanlarımıza ve Çekül Vakfı'na buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü tarihe, kültüre düşkünlüğümüzü pekiştiren, bizi bu işte cesaretlendiren en büyük kurum bu kurumlar olmuştur. Ve onlara 2009 seçimlerinde başa geldikten sonra Uzunköprü Belediyesi'ni Tarihi Kentler Birliği'ne üye belediye olarak kaydını yaptırdık, tescilini ve bu çalışmalarımızda bize müthiş desteklerini ortaya koymuşlardır. Beni insanlar Uzunköprü'ye belediye başkanı yaptılar. Uzunköprü'nün ekonomisinin de sosyal hayatının da kültürünün de ve tarih yönünden yapacağımız katkıları vermemi de istediler. Önemli olan kesinlikle o. Örnek veriyorum, Uzunköprü'den Pityon'a, karşı tarafa, Yunanistan'a geçen bir demir yolu bağımız var, bizim bağlantımız. Bu uluslararası bir demir yolu. Bizim
Demirtaş Mahallesi'ndeki tren istasyonumuzda 24 saat polisimiz ve gümrük memurumuz çalışıyor. Yunanistan'da da çalışıyor. Bir aracın burada gidip geldiğini inanın bir rail bus, yani bir ray üstünden geçen bir otobüs koyalım, insan taşısın. Günde beşer sefer yapalım. Oradaki insanlar bir takım alışverişlerini Uzunköprü'den yapacaklardır. Orada 3000 birim euroya yaptıkları, avroya yaptıkları alışverişi Uzunköprü sanayinden 1000 avroya yapacaklardır. Çünkü paramız matematik olarak 3 kat daha fazla. Uzunköprü'den bu tip alışveriş yapan insanlar var. Uzunköprü'de bu sene ilk kez biz bir festival yaptık. O festivale Dimetoka'dan ve Pityon'dan pazar günü 50 tane Yunan vatandaşı geldi. Bu konudaki bizim girişimlerimiz hakikaten fazla. Son zamanda Edirne valilerinin 2-3 valimiz değişti. Ancak şu andaki valimize hakikaten bu konuda ilgili projelerimizi anlattık. Sayın valimin de destekleri olacağını biliyorum. Bu işi öncelikle yolcu geçişi ve akabinde de araçların da geçişi olarak iki taraftan belli yerlerden araçları da yükleyerek otomobilleri de geçirebiliriz tren vasıtasıyla 10 dakika 8 kilometre. Bu iki tarafı da son derece harekete geçirecek. Tekirdağ'da çok büyük bir liman var şu anda. Yeni bir liman yapıldı. O limanı Tekirdağ, Hayrabolu, Hayrabolu Uzunköprü karayolu üzerinden Avrupa'ya bu limanı bağlayan en kısa karayolu bağlantısını da buradan yapabilirsiniz. Bu konu hakkında Uzunköprü'nün gerek kaymakamlık, o da borsa ve siyasi partiler olarak Uzunköprü olarak bu işin biz arkasındayız. Bu anlamda da bu heyecanımızı hakikaten Ankara'ya ilettiğimizde Sayın Bakanlarımızın da Başbakan'ın da belki bu konuya Uzunköprü'yü harekete geçirecek ekonomik olarak bu belki kısıtlı durumumuzdan bizi biraz daha ileri atacak, bu projeye sahip çıkacaklarını ve destek çıkacaklarını umuyorum. Çünkü bunlar hazır elimizde, çok büyük katkılar beklemiyor. İki tarafında Uzunköprü Belediyesi'nin ve karşıda Dimetoka Belediyelerinin işte yoldur vesairedir şeklindeki işlerini de yapacak durumlarını zaten ortaya koydular. Bu anlamda Yunan-Türk işbirliğiyle biz Uzunköprü'yü gerek Edirne gerek Keşan il ve ilçesine göre biraz daha hareketli hale getirme şansımız mevcut. Doğalgazı Uzunköprü'de görmemiz bizim için çok büyük bir artı kazandıracak. Bunun akabinde de çok kısa zaman önce bir karma organize sanayi bölgesi konusundaki adımlarımız vardı. En yakınında bulunan Edirne'deki organize sanayi bölgesindeki %75'lik doluluk durumu aşıldığı için bu yol bize açıldı. Hakikaten de çok olumlu Uzunköprü kamuoyunda konuşulan bir proje. Doğalgaz da bunu destekleyecektir. Tabii bu arada içme suyu inşaatı, şebeke inşaatına girdik. 16 milyon TL ile 160 kilometre iç hat, şebeke hattı yapıyoruz. Atık su arıtma tesisimizi Devlet Su İşleri ile ortak bir proje hazırladık. Bize devre anlamında bir takım eksiklikleri var. Onların giderilmelerini bekliyoruz ilgili kurumumuzdan. Katı atıkta da geçen hafta bir yer teslimi imza yaptık. Bugün imzalarımızla yerin teslimini yaptık. Artık çöplerimizi düzenli olarak depolayacağız. Bu da Uzunköprü'de hakikaten hiç hayal edilmeyecek bile konulardan bir tanesiydi. OREKAP dediğimiz Orta Edirne Katı Atık projemizi inşallah çok kısa zamanda 2017 yılın içerisinde tamamlayarak artık çöplerimizi orada depolayacağız. Öncesinde de ev ve iş yerlerindeki çöplerimizi de cam, plastik ve kağıt olarak ayrı topluyoruz. Sayın Başkanım, bu yeni yapmış olduğunuz bu Atatürk Kültür Merkezi'ni ve oradaki diğer özellikleri izleyicilerimizle birlikte paylaşır mıyız? Tabii ki severek. Sevgili izleyiciler, programımız devam ediyor. Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni, dans ederim hayalinle,
Yine de avuturum seni, yollarda bulurum seni. Efendim burası Uzunköprü. Uzunköprü'de başkanımızın da bahsetmiş olduğu Atatürk Kültür Merkezi'nin önündeyiz. Şimdi Atatürk Kültür Merkezi'ne giriyoruz. Başkanımızla burayla ilgili söyleşi yapıyoruz. Evet, yeni yapılan Atatürk Kültür Merkezi'ne girdik şimdi. Nasılsınız? Günaydın, başkanım? Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Başkanım, dün belediyede makamınızda söyleşi yapmıştık. Belediyedeki makamınızdaki söyleşiden sonra Atatürk Kültür Merkezi'ni orada bahsettiğiniz zaman biz dedik ki yerinde görelim. Bu önemli bir proje olduğu için burayı izleyicilerimize detaylı paylaşalım istedik. O yüzden tekrar sizi buraya kadar yorduk Sayın Başkanım. Estağfurullah. Başkanım, önce burası kaç dönüm üzerine kuruldu? Burası, bu proje nereden aklınıza geldi? Yani, onu söyleyeyim size. Kültür anlamında bir kültür sitesinin yapılması gereği Uzunköprü'de yıllardır hep siyaseten konuşulur. Belediye seçimlerinden evvel belediye başkanı adayları buradaki bu rutini tekrarlarlar. Bizim 2009'da belediye başkanı olduğumuzda bir önceki dönemimizde, ikinci dönemdeyiz. Bu proje aklımızdaydı ve Uzunköprü'nün bir kültür şehri olduğunu bildiğimiz için mutlaka yapılması gerekenlerin içerisinde olduğunu düşünüyorduk. Bu söz konusu alan 6000 metrekare bir kültür alanı ve Uzunköprü Belediyesi'ne ait bir taşınmaz. Mevki itibariyle de böyle bir yapının, böyle bir binanın ve fonksiyonun buraya oluşturulması, burada oluşturulması bizler için hakikaten çok yerindeydi. Hayırlı olsun efendim. Önceki dönemimizde projelendirdik. Şu anda yapıp projelendirip bitirdiğimiz bu inşaatımız fiilen açtık. Eylül sonu gibi fiilen açtık. Çünkü söz konusu büyük salonumuzda birkaç tane konferansla başladık. Şu anda da bugüne kadar da okullarımızın tiyatroları, özel tiyatrolar, bir takım konferanslar ve toplantılarımızı merkezimizin içerisinde gerçekleştiriyoruz. Başkanım, birlikte bir dolaşalım. Tabii, buyurun. Uzunköprü'nün ismini veren köprü burası. Ben size bir takım görselleri burada tanıtayım. Bu görselleri biz 16, 17, 18'de devam eden Antalya'daki Yapex diye bir fuar var. Bu bir takım restorasyon fuarı esasında. Tarihi Kentler Birliği de belediyelerin, yerel yönetimlerin şehirlerinde yaptıkları restorasyonları değerlendiriyor, projeleri değerlendiriyor, uygulamaları değerlendiriyor. Ona göre ve ona göre de ödüle layık görülenlere ödüller veriyor. Şu gördüğünüz eski askerlik şubemiz, burası Aziz Yuhannis Kültür ve Sanat Evi. Bir kent müzesi. Eski tekel binası. Yıkık dökük. Yine kiliseden aşağı diğer binalardan düşük bir halde değil. Çok bakılmayacak gibi bir yer. Trakya Kalkınma Ajansı hibesiyle proje hibeye hak kazandı. Öyle yapıldı. Ve içerisine kent müzesini kurduk. Yarışmalarda ve uygulamalarda bunlar da hepsi ödül almış projeler. Evet Sayın Başkanım, bizi zaten bu kültür merkezinin girişinde karşılayan Uzunköprü'nün önemli figürleri ve değerlerinin anlatıldığı bir sergi alanıyla girdik. Şimdi başkanım, sizlere Uzunköprü'leri gezelim hepsini. Evet, Uzunköprü'de bir nikah salonu tek başına yoktu. Bu alan hakikaten ona çok uygun bir alandı. Pırıl pırıl görüyorsunuz halkımızın nikahlarını yaptığı pırıl pırıl bir alan oluşturduk burada. Buradan girip buradan da misafirlerini uğurladığımız bir yolu var. İnsanların sıkışmadan rahat şekilde nikahlarının kıyılabildiği, mutlu oldukları, sevinçlerini paylaştıkları yegane yerlerden bir tanesi. Evet, burası ne amaçla kullanılıyor başkanım? 620 kişilik tiyatro ve konferans salonundayız. Büyük bir salon. Bu salon hakikaten Trakya'da iddialı bir salon. Öyle güzel bir kültür merkezi yaptık ki ve adını atamızın ismini koyduk. Atatürk Kültür Merkezi dedik. Bu büyüklükteki salonda Uzunköprü'deki birçok kültür faaliyeti, eğitim faaliyeti gibi
tiyatrolarla ve yukarı katlarımızda da sinema salonlarımız var. Bunlarla birlikte Uzun Köprü'nün yıllardır ihtiyacı olan bir eksikliği gidermeye çalışıyoruz belediye olarak. Hayırlı olsun diyoruz tekrar başkanım. Diğer kompleksin diğer ünitelerinde gezeceğiz. Bu tesisin, bu projenin. Başkanımız sırasıyla bize bu projenin detaylarını anlatacak. Başkanım aklıma bir şey geldi. Yani tabii biraz ki. Böyle tabii bizim program çok aktüel olduğu için biraz böyle türküler de oldu. Yani tam konser salonundayken acaba böyle bir türkü okur muyuz birlikte? Vallahi var mı öyle yönümüz? Okuruz da benim sesim iyi değildir. Hanımefendinin sesi iyidir bizim ailede. Şimdi hanımefendi olsaydı ona söyletirdik bir şeyler, mırıldanırdı. Keşke bu. Evet yani keşke haberimiz olsaydı da böyle güncel bir şeyi yakalasaydık. Kazanamadım sıla parası. Çok da güzel akustiği var başkanım. Evet, denemiş olduk. Denemiş olduk. Konuşurken burada bir akustik olduğunu hissettim. Olmuyor, rahatsız olmuyor insanlar. Müzikle ilgili yaptığımız toplantılarda herhangi bir sıkıntımız yok. İnşallah biz de burada bir konser veririz başkanım. İnşallah, inşallah bekleriz. Tabii bunun yanı sıra çok çeşitli konferanslar planlıyoruz burada. Bizim kültür merkezimizi fiilen açtığımız tarih itibariyle Eylül sonunda Ekim başı gibi 3 tane konferans düzenledik. Tarihle, kültürle alakalı, tarımla alakalı. Biz üniversiteleri ki Trakya Üniversitemiz başta olmak üzere birçok kurumu burada birlikte ortak çalışmalar yapmaya davet ediyoruz. Herhangi bir ücret almaksızın kamu işlerinde salonumuzu kullandırıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ve Uzun Köprü halkı için şöyle bir artısı var salonun. Yani demokratik bir forum burası aynı zamanda. Evet başkanım, harika. Gezmeye devam ediyoruz bu projeye efendim. Özel iş okulumuzun 3 Aralık günü nedeniyle, engelliler günü nedeniyle hazırladığı salonumuzda çok güzel bir program yaptık. Ben yarar dokunan arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum ve öğrencilerimizin yaptığı çok güzel eserler var burada. Çeşitli materyallerle yapılmış. Bazıları boya, bazıları kesme yapıştırma suretiyle. Bu güzel sergileri de halkımızla paylaşıyoruz. Yani bu kültür merkezinde birçok etkinlikler yapılıyor. Amacı bu zaten ve Uzunköprü'deki tüm okulların her türlü faaliyetlerini, her türlü sergilerini açabilecekleri bir yer burası. Bakın ileride hanımefendilerin resim çalıştıkları, yağlı boya çalıştıkları bir şeyimiz var. Bakalım kısmımız var. Oraya doğru da gidelim, onları da görelim ve oradaki hobi salonlarından sizlere bahsedelim. Şurası müzik derneğimizin hanımefendilerin, beyefendilerin gelerek gündüz ve gece çalıştıkları bir dershane. Şurada müzik şeyler var. Evet. Kolay gelsin diyoruz zaten. Merhabalar. Evet, resim yapan hanımefendiler, beyefendiler var. Hocamız var. Kolay gelsin diyoruz hepinize. Merhaba. Bu kültür sitesini yapmak bence çok önemli değil. Neden önemli değil? Şimdiye kadar yapılmadı ama yapabilirsiniz. Parayla yapabilirsiniz bir takım şeyleri. Önemli olan bunların içlerini doldurmak. Evet. Bu anlamda fonksiyon yüklemek ve insanlar burada mutlulukla bu işi yapmaları. Bizim için önemli olan o. Buradaki arkadaşlarımızın da yüzünden, ifadelerinden anlıyoruz. Bakın harika bir kartpostalı resmetmiş arkadaşımız ve boyuyor. Çok büyük yetenekler. Bu resmin aynısını buraya evet. Ben... Sanki basılmış gibi değil mi? Evet. Sizi tanıyalım. Sizin. Hülya Erden. Hülya Hanım, buralısınız. Uzunköprülüyüm. Kaç yıldır bu resim işiyle uğraşıyorsunuz? Vallahi 4 yıl falan oldu. 4 yılda öğrendiniz bunu. Evet. Şimdi bu kadar merkezinde devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Evet. Siz ne yapıyorsunuz burada? Yağlı boya çalışıyoruz. Şu resim benim mesela. Şu resim İstanbul Beyoğlu kışını. Tebrik ediyoruz efendim size. Çok teşekkürler, sağ olun. Başkanım sizi tebrik ediyorum. Buradaki hanımları da yine bu işe gönüllü olarak şevk etmişsiniz. Çok mutluyuz. Yan tarafımızda da hemen gitar kurslarımızı yaptığımız bir yer görüyorsunuz. Resimle müziğin birlikte olması onlara ilham kaynağı oluyor. Burada
çok sevinçle söyleyebilirim ki küçük kardeşlerimiz var. Yeni gitara başlayan kardeşlerimiz geliyor, gençlerimiz geliyor. Bu sayılar gün güne artmakta Uzunköprü Belediyesi'nde. Resim ve müzik dedik. O zaman ne yapalım? Hanımefendiler türkü söyler mi acaba? Maya Dağ'ın yıldızı yam, Maya Dağ'ın yıldızı yam. Ben annemin bir kızıyam, ben annemin bir kızıyam. Efendimin sal gözüyem, efendimin sal gözüyem. Eğlenemem, aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Eğlenemem, aldanamam, ben bu yerlerde duramam. Vardar Ovası kazanamadım sıla parası. Vardar Ovası, Vardar Ovası kazanamadım sıla parası. Efendim Uzunköprü'den. Evet, böyle hanımlar korosuyla birlikte, sayın başkanımızla da birlikte bir Edirne türküsü paylaşmak istedim ama. Ben bu arada türkünüzle birlikte sadece hanımefendiler değil, beyefendilerin de resim atölyemizde vakit harcayarak çok güzel eserler yaptıklarını da söylemeden geçemeyeceğim. Teşekkür siz ediyoruz. Siz de bu imkanları hazırlamasanız, vermeseniz biz de burada olmazdık. Rica ederiz. Çok teşekkür hocam. Ederiz. Rica ederiz. Çok mutluyuz. Çok mutluyuz. Çok güzel başkanım. İşte bu, işte bu. Başkan Bey bu imkanları bize vermese biz bu güzellikleri ortaya çıkaramazdık. Değil mi? Sağ olsun. Yani huzur ve evde uğraşılmaz çünkü buranın büyüsü başkadır. Huzur ve mutluluk içinde çalışıyoruz. Orada da gerçekten yüzüne değil çok büyük rolü var. Burayı bize vermede ve bizim mutlu olmamızda çok büyük rolü var. Çok teşekkür ediyorum efendim. Şimdi bu da hayalimiz bizim İnşallah lavanta tarlasını yapıyoruz. İnşallah bu dönemimizin sonunda ilgili arkadaşlarımızın hazırladıkları eserlerle bir sergi hazırlarız. Televizyonumuzda davet ederiz. Onları da seyircilerimizle buluştururuz. İnşallah Sayın Başkanım, Tekrumeli TV bölgenin televizyonu olduğu için evet, davet edilen her yere koşarız. Hatta davet etmezseniz bile biz gelip kapınızı her çalabiliriz. Zaman, her zaman bekliyoruz. Her zaman bekliyoruz. Saygılar Başkanım. Efendim programımız devam ediyor. Vardar Ovası, Vardar Ovası kazanamadım sıla parası. Burada bir köşemiz var. Bu köşemizin özelliği şu. Uzunköprü'ye ait eski tarihi değeri olan bir takım evrakları, bir takım belgeleri burada sergiliyoruz. Nedir? Şuradan başlamak üzere bir vatandaşımızın yine bize hediye ettiği rahmetli Cumhurbaşkanımız Celal Bayar tarafından hazırlanan Milli Mücadeleye Giriş isimli 8 ciltlik harika bir tarihsel kitap. Ben de yazdım Celal Bayar, eski Cumhurbaşkanlarımızdan rahmetli Celal Bayar'ın. Eski siyasetçilerimizden ve Cumhurbaşkanlarımızdan Celal Bayar'ın yazdığı. Mesela burada bir belge, bu imza Mustafa Kemal Atatürk'e ait bir imza. Başkomutanımızın imzası. Bu sayfaları da birlikte paylaşmak, bu bilgileri paylaşmak hakikaten bizler için önemli. Evet, tarihi bilgilerimizi evet, buraya gelen insanlarımıza, burada halkımıza da paylaşıyoruz. Söz konusu alanlarımız geniş, kullanılmaya son derece müsait. Hemen karşımızda bulunan iki direk arasındaki yeri de en kısa zamanda bu ay sonuna kadar tamamlanmak üzere buraya bir kütüphane hazırlıyoruz arkadaşlar. Şuradan önünü kapatıp, kenarlarını kapatıp şu yeri kütüphane olarak kullanacağız. Buradaki Kültür Müdürlüğümüzün idari bilimleri, birimleri var. Ve bugün bizim Uzunköprü Belediyesi'nin Aralık ayı meclis toplantısı yapılacak. Aralık ayı 2016, Aralık ayı olağan toplantısı bu salonda gerçekleşecek. İyi ki olacak, hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun diyoruz. Karşıda gündemimizi görüyorsunuz. Misafirlerimizin oturacağı yerler, ilgili müdürlerimiz de, söz konusu müdürlerimiz arkamızda. Burada dikkati çeken bir fark, bir özellik var. Onu paylaşmak isterim.
belediye başkanının bulunduğu ve katiplerinin bulunduğu bir kürsü yok burada. Halkla iç içe. Burada mecliste seçili meclis üyelerimizle aynı statüde olduğumuzu gösterir bir oturma düzenini paylaşıyoruz. Yeni binada böyle bu şekilde birlikte iç içe tüm siyasi partilere mensup belediye meclis üyelerinin iç içe olması bizim çalışmamızı daha da güçlendiriyor. Uzunköprü adına aldığımız kararlar bizim neredeyse %90'ın üstünde ekseriyetle, çoğunlukla geçiyor. Birçok kararımız öyle. Ve bu anlamda da arkadaşlarıma, belediye meclis üyelerime de buradan selamlarımı ve teşekkürlerimi söylüyorum. Yine bugün 2017 yılı bütçesini geçireceğiz. İnşallah güzel bir bütçelendirme olur başkanım. Evet. Sizler için de hayırlı uğurlu olsun diyorum. İkinci katımız burası arkadaşlar. Burası sinema salonlarının bulunduğu bir kat. İki tane sinema salonu imal ettik. Bir tanesi 160 kişilik, bir tanesi de 80 kişilik. İhale ediyoruz. Bunları ihaleyle halkımızın beğenisine sunacağız. Yalnız şu kısma bir sinema salonu daha ilave ederek 3 salonla bu ay sonunda bitmek üzere çok kısa bir zamanda, yani bir ay içerisinde 3 sinema salonuyla, vizyon filmlerinin seyredildiği bir sistemi oturtmak üzereyiz burada. Yılbaşı gibi başlayacağız biz bu işe. Bu arada bir tiyatro yeri de hazırlıyoruz. Tiyatro çalışmaları için bir tiyatro ekibimiz var. Televizyon vesaire olan eşyalar da şu anda tiyatrocu kardeşlerimizin çalıştığı bir kısım. Onlara da ayrı bir tiyatro çalışma alanı hazırlıyoruz. Salonlarımızdan bir tanesi bu. Burası da ayrı bir salon. Bir de bu gezdiğimiz fuayenin sol tarafına bir salon imal etmekle 3 salonu tamamlayıp burada Uzunköprüleri sinemayla buluşturmayı 2017 i̇nşallah başında başkanım. Planlıyoruz. İnşallah başkanım. Ve başarılı olacağız inşallah. Burası da kültür merkezimizin çok amaçlı 4. salonu. Burada step aerobik gibi hanımefendilerin ve beyefendilere de yaptığımız bir takım şeyler, programlar var. Ayrıca halk danslarının çalışmalarının yapıldığı çok amaçlı salonumuz. Bizim halk potansiyelimiz gün güne artmakta. Hanımefendileri ve beyefendileri bu anlamda Uzunköprü'deki bu etkinlik merkezine de bekliyoruz. Buradan bunu da duyuralım. Yeme içme faaliyetlerinin gördürüleceği mekanlardan bir tanesi. Burası lokanta ve kafeterya olarak ihale edilecek. İçerisinde çok güzel büyük bir mutfağı var. İki tarafa da servis yapılabilen, işte iskemle vesaire atılabilen bir özelliğe da sahip. Evet. Karşıda üniversite var. Biraz ilerimizde kız öğrenci yurdumuz var ve Uzunköprü'nün Cumhuriyet Mahallesi giriş yeri, hayli hareketli bir yer. Bu anlamda da Uzunköprü'nün yüz akı olacak işletmelerden bir tanesinin gerçekleşeceğine inanıyoruz burada. Sayın Başkanım, son olarak izleyicilerimizle paylaşacağınız duygularınızı alalım. Uzunköprü Belediyesi'ne ait 7 yıldır yaptığımız birçok iş var. Bunların hepsini saatlerce ana başlıklarıyla ve detaylarıyla anlatmak hakikaten birkaç program bile yetmeyecektir. Biz aklımıza gelenlerle öyle doğal şekilde hakikaten seyirciyi de sıkmayacak bir anlamda bir program yaptık. Sizleri de tebrik ediyorum. Aklımıza gelen şu andaki gündemde olan şeyleri anlattık. Hemen unutmadan söyleyeyim. Bir Ördekli Göl projemiz var. Ördekli Göl'e ilişkin yerin telle çevrilmesi, elektrik ve su getirilmesine ilişkin detaylar yapıldı. Toprak analizleri yapılıp bir gölün çevresindedir bu arazi. Söz konusu yerlere kış itibariyle, kışa girerken şimdi fidan dikimlerine başlayacağız. En yakın zamanda da giriş çıkışlarını kontrol ederek halkın rahatça piknik yapabileceği bir alan haline çok kısa zamanda geleceğini buradan müjdeliyorum. Bir otogar projemiz var. Otogar projesinde bir kamulaştırma işlemi yapıyoruz. Onları bekliyoruz.
Dün de söylediğim gibi yüzme havuzuna ilişkin önümüzdeki yıl inşallah Uzunköprü'yü yüzme havuzuyla buluşturacağız, kavuşturacağız. Tabii bu yaptığımız maddi işlerin yanında manevi yönden de sosyal anlamda sosyal hizmetler olarak da Kültür Müdürlüğümüzün bünyesinde çok iyi işler yapıyoruz esasında. Uzunköprü'de 7 yıldır cenaze hizmetleri ücretsiz. Hasta nakil araçlarımız var. Uzunköprülerin hastanelere gidişlerinde sıkıntılı olan bireylerimize bu anlamda desteklerimiz sonsuz. Uzunköprülü insanlarımıza aşağı yukarı 200'ün üstünde bir sayı var. 205 ya da 210'dur her ay verdiğimiz sosyal yardımlarımız var bizim. Bu vesileyle ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Tekrümeli televizyonumuza çok çok teşekkür ediyorum. Ve yeni yıl yakın bir zamanda bu ay sonu itibarıyla 2016 senesini bitireceğiz. 2016 senesi Türkiye için çok sıkıntılı geçti. Parlak geçtiği söylenemez. Biz yine umutluyuz. Biz bu vatanın evlatlarıyız. Birçok sıkıntıdan, birçok dertten yüzyıllarca yaşamış bir toplumun bireyleriyiz. Bunları da aşacağımızı ben umuyorum, öyle ümit ediyorum. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmıyoruz. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve Uzunköprü halkını her zaman aydınlatma anlamında adımlarımızı atacağız. Ve bütün Türkiye'nin, bütün Edirne'nin ve dolayısıyla özde de tüm Uzunköprülerin yeni yıllarını ben buradan tebrik ediyorum. Sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, biz teşekkür ediyoruz. Bizler de Uzunköprülerin yeni yılını kutluyoruz efendim ve aynı zamanda tüm ülkemizin ve Müslüman aleminin diyelim. İnşallah. Sayın Başkanım, yapmış olduğunuz bu projeyle Uzunköprü'ye artı bir vizyon ve ivme kazandırmışsınız. İnşallah. Biz memleket sefası ekibi olarak, Tekmil TV olarak tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sağ olun. Çok saygılar sunuyorum. Selamlar gönderiyoruz herkese. Sağ olun. Şu karışık dağda lambalar yanar, şu karışık dağda lambalar yanar, lambanın şavkına da Halime'm sevdiğim yazar. Lambanın şavkına da Halime'm sevdiğim yazar. Ayletme beni, söyletme beni, ayletme beni, söyletme beni, alçak yüksek tepede Fadime'm bekletme beni, alçak yüksek tepelerde Halime'm bekletme beni. Evet kıymetli izleyicilerimiz, Bir Memleket Sefası programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya başka yerde olmak dileğiyle, başka bir bölümle yine sizlerle olmak dileğiyle sevgiler saygılar sunuyoruz. Bu arada yılbaşında inşallah yine sizlerle olacağız. Sahne programımız nerede? Beylikdüzü Europark Otel'de. Tüm sevenlerimizi, dostlarımızı da bekliyoruz. Hoşça kalın. Paylaşmaya şansımız yok bir.
gerek var ağlamaya. Geldik yallah.